Doğrusal cebir konusunda şu ana kadar yaptıklarımızın daha önce bildiğiniz şeylerin çok daha zor bir şekilde yapılmaları olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Vektörleri daha önce görmüş olmalısınız ya da çoğunuzun kalkülüs veya kalkülüse giriş derslerinizde vektörleri gördüğünüzü düşünüyorum. Evet, böyle desem daha doğru olacak. Bu videoda size doğrusal cebirde daha önce kullanmadığınız bir şey göstermek istiyorum ve eğer bunu görmezseniz bazı şeyleri çözmek çok daha zor olacak diye düşünüyorum. Size yine nasıl yapıldığını bildiğiniz bir şeyi yapmanın farklı bir yolunu göstereceğim. Şimdi bir vektör tanımlayalım. Evet, vektörleri koyu bir renkle yazmak yerine üzerlerine bu şekilde vektör olduklarını belirten küçük bir ok da koyabilirim. Vektörü tanımlayalım. Bu R karede bir vektör olsun ve 2, 1 olarak tanımlıyorum. Bu vektörü standart formuyla çizmemi isterseniz buna benzer bir vektör elde ederiz. Evet, sağa doğru 2, yukarıya doğru 1. İşte böyle. V vektörü. Peki, tanımlayabileceğim tüm vektörler hangileridir? Bunun için de bir küme tanımlayalım. S kümesi, V'yi bir sabitle ya da bir skalerle çarptığımda C çarpı V vektörü olarak not edeyim. Biraz daha matematiksel bir tanım olması için C'nin reel bir sayı olması gerektiğini de ekleyeyim. Evet, bana bu kümenin grafiksel temsilinin neye benzeyeceğini söyleyebilir misiniz? Yine standart formlarını değerlendirecek olursak C herhangi bir reel sayı olabilir. Mesela 2. C eğer 2 olursa şöyle yazarsam daha iyi olacak. Evet, vektörümüzü 2 ile çarparsak 4, 2 vektörünü elde ederiz, öyle değil mi? Bunu da çizelim. Evet, işte böyle. Yeni vektör ilk vektörle aynı doğru üzerinde. Bakın, aynı doğru üzerinde bulunuyorlar ama bu vektör 2 birim daha öteye uzanıyor. Benzer şekilde vektörü 1,5'la da çarpabilirdik. Bunu da farklı bir renkle yazalım. Evet, 1,5 çarpı 2, 3 eder ve 1,5 çarpı 1 de 1,5. Bu vektörü de sağa doğru 3, yukarı doğru 1,5 birim ilerleyerek bu şekilde çizebiliriz. Evet, V'yi herhangi bir sayıyla çarpabilirim. İstersen 1,49999'la da çarpabilirim. Bunu yapınca buraya bir yerlere gelir. İstersem eksi 0,0001 ile de çarpabilirim, öyle değil mi? İsterseniz not edelim. 0,001 çarpı V vektörü. Bunu yapınca da göstermeye çalıştığım, evet, son derece küçük olan şu vektörü elde ederiz. Eğer eksi 0,01 ile çarpmış olsaydım da bu yönde çok ama çok küçük bir vektör daha elde ederdim. Eksi 10 ile çarpsaydım yine bu yönde ama bundan çok daha uzun bir tane daha. Bu noktada bu şekilde elde edeceğim tüm vektörleri standart formlarında çizersek, bu arada C'nin herhangi bir reel sayı olabileceğini de aklınızdan çıkarmayın. Sonuç olarak okların yönü, bu yönü ve bu yönü gösteren negatif yönü de düzgün bir şekilde çizelim. Evet, işte böyle. Ne olacağını anladınız değil mi? Bunlar aynı doğru üzerinde bulunan vektörlerdir ve bunlara eş doğrusal vektörler adı verilir. Evet, eş doğrusal vektörler kümesi. Bu vektörlerin konum vektörleri olduklarını düşünürsek, demek istediğim bu vektörün R karede bir noktayı temsil ettiğini, bu arada R karenin de kartezyen koordinat düzlemi olduğunu da hemen ekleyeyim. Bu vektörün bir konum vektörü olduğunu düşünürsek, bunu da not edeceğim. Evet, bunun R karede bir konum vektörü olduğunu düşünürsek, bu kümede bu konum vektörlerinden meydana geldiği için bu doğru ile temsil edilebilir. Bunun iyice anlaşıldığını emin olmak istiyorum. Bu eğimi 2 olan bir doğrudur, öyle değil mi? Pardon. 1 bölü 2. Evet, 1 bölü 2 olacak. Sağa doğru 2, yukarıya doğru 1 birim gidiyorsak eğim 1 bölü 2'dir. Cebir gösterimlerini çok fazla kullanmak istemiyorum ama eğimi 1 bölü 2 olan ve orijinden geçen bu doğru, buradaki vektörleri konum vektörü olarak standart formlarında çizersek elde edeceğimiz doğrudur. Vektörlerin standart formda olduklarını söylemeseydim, vektörleri istediğimiz gibi herhangi bir yere çizebilirdik, öyle değil mi? Mesela buradaki 4'e 2 vektör
vektörünü buraya da çizebilirdim. Böyle yapınca da eş doğrusal dememin en azından görsel olarak bir anlamı olmazdı. Bu yüzden de eş doğrusallık kavramı vektörlerin hepsini standart formda çizdiğimizde anlam kazanıyor. Başka bir deyişle vektörlerin hepsinin başlangıç noktasını orijine koyduğumuzda. Bitiş noktaları da temsil ettikleri koordinata kadar uzanacak. Konum vektörü diyerek de aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Konum vektörü olmak zorunda değiller ama bu videonun görsel amacına ulaşması adına şimdilik böyle olduklarını varsayalım. Bunlarla orijinden geçen ve eğimi bu olan bir şeyi temsil ettik. Bu vektörün bu doğrunun eğimini tanımladığını söyleyebiliriz. Bununla Cebir 1 derslerinde öğrendiklerinizi ilişkilendirmek için bunun eğim vektörü olduğunu da düşünebilirsiniz. Peki bu eğime sahip diğer doğruları da temsil etmek istersek ne olur? Başka bir deyişle buna paralel olan ama bu noktadan mesela 2,4 noktasından geçen bir doğruyu nasıl temsil edebiliriz? Konum vektörlerinden yola çıkarsak bu noktanın x vektörüyle temsil edildiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde gösteriyorum. Evet, bu x vektörü. X vektörü de 2, 4 şeklinde tanımlı. İşte burası. Buna paralel olan ve 2,4 noktasından geçen doğruyu nasıl temsil edebilirim? Söz konusu doğruyu da çizeyim. Evet, işte böyle. Elimden geldiğince paralel olan bir doğru çizmeye çalışıyorum. Zaten önemli olan işin mantığını anlamanız. Doğru bu şekilde iki yönde uzayıp gidecek. Şimdi bu iki doğru birbirine paralel, anlaştık mı? Sizce standart formda çizildiklerinde bu doğruyu oluşturan vektörlerin kümesini nasıl temsil edebiliriz? İsterseniz böyle düşünebiliriz. Bu doğruyu temsil eden vektörlerden her biri, bu doğru üzerinde olan herhangi bir vektörle başlayıp buna x vektörünü eklediğimde temsil etmek istediğim doğru üzerinde yer alan bir noktaya ulaşırım, öyle değil mi? Mesela -2 ile orijinal vektörü çarparsam yazıyorum, -2 çarpı v vektörü -4 -2'yi elde ederim ve buna x vektörünü eklersem bunu da yazalım, -2 çarpı v vektörü artı x vektörü, buna 2,4 vektörünü ekleyeceğiz, sağ 2 yukarıya doğru da 4 iler diyelim. Grafik üzerinde de bitiş noktasını başlangıç noktasına koyduğumda buna karşılık gelen bir noktaya varmış olurum. Bu yüzden de kümeyi tanımlarken şimdi v vektörünü bir skalerle çarptığımda orijinden geçen doğruyu elde ettim. Şimdi de farklı bir küme tanımlamak istiyorum ve bunun adı da L kümesi olsun. Bu kümede x vektörünü koyu renkte de yazabilirim ama ben üzerine bu küçük oku koymak istiyorum. Evet, x vektörünü bir skalerle toplayacağım. C'yi kullanabilirim ama bunu doğrunun parametreleştirilmesi olarak adlandıracağım için T'yi kullanayım. Evet, bir T skaleri çarpı V vektörü yazıyorum. T de yine herhangi bir reel sayı olabilir. Bunun sonucu olarak ne elde ederiz acaba? Bu grafikteki evet mavi doğruyu temsil eder. Bu vektörlerin hepsini eğer standart formda çizersem mavi doğruyu elde ederim. Mesela bunun -2 olduğunu düşünelim. Evet, -2 ile V vektörünü çarparsam ve buna bir de x vektörünü eklersem işte buraya gelirim. Bu vektörün bitiş noktası da bu doğru üzerinde yer alır. Bunu istediğiniz herhangi başka bir şeyle de yapabilirsiniz. Mesela bu vektörü ele alalım. Bu vektör V vektörü ile bir skalerin çarpımı sonucu elde ettiğimiz vektörlerden biridir. Buna da bir x eklersek bu vektörü elde ederiz ve bu eğer bir konum vektörü ise bitiş noktası da xy düzlemindeki bir noktayla aynı şeydir. Kısacası sonuç olarak bu noktaya gelmiş oluruz. Bu şekilde bu vektörlerin herhangi birini elde edebiliriz.
Bu kümedeki vektörlerin hepsi standart formda çizildiklerinde mavi doğru üzerindeki bir noktayı temsil ederler. Bu aşamada bunun bir doğruyu tanımlamak için son derece garip bir yöntem olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Demek istediğim, C1-1 derslerimizde bir doğruyu y eşittir mx artı b olarak tanımladık, öyle değil mi? İki noktanın farkını bularak eğimi, sonra bulduğumuzu yerine koyarak da b'nin ne olduğunu buluyorduk. Doğrunun bu son derece kolay tanımını 7. ya da 8. sınıfta öğrenmiş olmalısınız. O halde bu videoda bir doğruyu böylesine garip bir şekilde vektör kümeleri ve vektör toplamları olarak neden anlatıyor olabilirim dersiniz. Bunun sebebi tüm bu yaptıklarımın çok genel şeyler olması. Bu R karede işe yarıyor, öyle değil mi? Evet, söz konusu R kare olduğunda bu son derece faydalı bir şey ve düşünmemiz gereken tek şey x'ler ve y'ler. Peki ya bu durum? Demek istediğim, cebir derslerinde öğretmenleriniz size doğruları 3 boyutta nasıl temsil edebileceğinizden bahsettiler mi? Mesela benimkiler bahsetmediler. Bazılarınız 3 boyut için durumun ne olduğunu biliyor olabilirsiniz ama kimsenin 4 boyutta ya da hatta 100 boyutta neler olacağından haberi olmadığını düşünüyorum. Bu noktada bize yardımcı olacak şeyin bu olduğunu bilmelisiniz. Burada x ve v'yi R karede yer alan vektörler olarak tanımladım. Bunlar iki boyutlu vektörlerdir ama bu fikri istediğimiz boyuta taşıyabiliriz. İşte keyfi burada. Ne demek istediğimin iyice anlaşıldığından emin olmak için R karede bir örnek daha yapalım ve bir doğrunun denklemini bulmamız gereken klasik bir cebir sorusuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünelim ama bu defa doğrunun küme tanımını kullanacağız. Elimizde iki vektör olsun. A vektörü, bu vektörü 2, 1 olarak tanımlayalım. Standart formda çizersem 2 ve 1 buraya gelirim. Evet, bunun A vektörü olduğunu da yazalım. Bir de B vektörümüz olsun. Bunu da tanımlayalım. Mesela 0,3 olsun. Evet, B vektörünü de 0 olduğundan sağa hareket etmiyoruz. Sadece 3 birim yukarıya hareket edeceğiz. Evet, böyle gösteriyorum. Buna benzeyen bir vektör. Bunlar konum vektörleri olsunlar. Standart formlarında çizdiğimizde bitiş noktaları belirli konumları temsil edecek. Bunların R karedeki koordinatlar olduklarını da düşünebilirsiniz ve buranın da R kare olduğunu da not edeyim. Evet, koordinat düzlemini bu şekilde çizdiğimizde R karede oluruz. Bana bu iki noktadan geçen doğru için bir parametreleştirme yapmanızı istesem ne yaparsınız? C1-1 açısından düşünürsek sizden istediğim bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi. Evet, işte bu doğru. Ve bu denklemi önce eğimi sonra da y ekseni kesim noktasını bularak kolay bir şekilde evet, bulabilirsiniz ama bunun yerine bu iki noktadan geçen doğru için bu iki vektörün bitiş noktalarının bu doğru üzerinde olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Vektörlerin ikisinin bu doğru üzerinde olduğunu da söyleyebiliriz tabii. Evet, bu doğru hangi vektörü temsil edebilir? Ya da şöyle söyleyeyim, bir skaler çarpım düşündüğümüzde bu doğru üzerinde yer alan bir başka vektörü nasıl elde edebiliriz? Şöyle yazarsam daha iyi olacak. Bu B vektörü. B eksi a'yı ele alacak olur isek, bundan önceki videoda b eksi a'nın bu vektöre eşit olduğunu görmüştük, gösteriyorum. Evet, bu b eksi a vektörüdür. İsterseniz a'yı neyle toplarsam b'yi elde ederim olarak da düşünebilirsiniz. B eksi a, öyle değil mi? Evet, bu iki vektörün farkını herhangi bir skalerle çarparsam bu doğru üzerinde yer alan bir noktaya gelirim. Biraz dikkatli olmamız lazım. T'nin bir skaler olduğunu düşünelim. Evet, T çarpı B eksi A'nın sonucu ne olur? B eksi A buydu. Ama bunu standart formda çizersek, bakın hemen gösteriyorum. B eksi A'nın standart formda çizilmiş hali
budur. Orijinden başlar, buna paralel olur, bitiş noktası da burada olur. Bu da b-a'yı bir skalerle çarptığımızda bu doğru üzerinde bir noktayı ya da vektörü elde edeceğimiz anlamına gelir. Bu doğru üzerindeki vektörler. Ama elde etmek istediğimiz doğru bu doğru değil, öyle değil mi? Biz bu doğru ya da buradaki küme için parametreleştirme ya da bir denklem elde etmeye çalışıyoruz. Buna L kümesi adını verelim. L kümesinin neye eşit olduğunu bulmak istiyoruz ve bu doğruya varabilmek için bu doğruyla başlayıp bu doğruyu buraya ötelememiz gerekir. Doğruyu ötelemek için de ister B vektörüyle şöyle göstereyim, evet, bu şekilde B vektörünü ekleyebiliriz. Böylece bu doğru üzerindeki noktalar bu doğru üzerine gelmiş olur. O halde B vektörüyle toplamak işe yarayacaktır. Hemen not edelim. B vektörüyle toplayalım. T'nin bir reel sayı olduğunu da ekleyeceğim. Bu noktalar bu şekilde yeşil doğru üzerine ötelenmiş olur. Aynı sonucu A vektörünü ekleyerek de elde edebiliriz. A vektörü de buradaki noktalardan herhangi birini yeşil doğru üzerine öteler. Doğru değil mi? Evet, A vektörünü de ekleyebiliriz. İki şekilde de aradığımız yeşil doğruyu elde etmiş oluruz. O halde yeşil doğruyu A vektörü artı bu doğru ya da B eksi A'nın T ile çarpımı olarak temsil edebiliriz. T'nin reel sayı olduğunu da ekleyelim. Evet, bu doğrunun tanımı bunlardan, yani bu küme ya da bu kümeden herhangi biri olabilir. Bunlar göze her ne kadar soyut gelseler de gerçek sayılarla çalıştığımızda her şeyin çok basitleştiğini göreceksiniz. C1-1'de gördüklerimizden bir miktar daha basit olduğunu bile iddia edebilirsiniz. Peki, buradaki A ve B için L'nin neye eşit olduğunu bulalım. Doğru eşittir, yazıyorum. Birinci örneği kullanalım. B vektörü demiştik, yani 0, 3 artı T çarpı B eksi A vektörü. 0 eksi 2, eksi 2 eder. 3 eksi 1 de 2. O halde bunu eksi 2, 2 olarak yazabiliriz ve T reel bir sayı olacak. Bunun hala son derece karmaşık bir gösterim olduğunu düşünüyorsanız, alışık olduğunuz terimleri kullanarak da yazabilirim. Noktaları göstermek için bu y ekseni olsun, bu da x ekseni, bu da x koordinatı olacak, bu da x koordinatı olacak, bu da y. Evet, bu şekilde düşünürsek bir denklem kurabiliriz. Aslına bakarsanız bu x eğimdir, bu x, bu da y koordinatıdır. Ya da biraz daha dikkatli olmam lazım. Sonuç olarak buradan L1, L2 olarak tanımlı bir vektör elde edeceğiz, öyle değil mi? Bu bir vektör kümesi olacak ve bu kümenin elemanlarından herhangi biri buna benzeyen bir şey olabilir. Bunu da L alt indis i olarak adlandırayım. Bu x koordinatı, bu da y koordinatı. Evet, sanırım bu şekilde daha açık oldu. Bunu alışık olduğumuz bir şekilde yazmak için de L x vektörü artı T çarpı B eksi A vektöründen oluşan bir kümeydi. Parametrik bir şekilde yazmak için x koordinatını bunlar belirleyecek. X'in 0 artı t çarpı eksi 2 ya da eksi 2 t diyelim. Evet, buna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Y koordinatı da, evet, onu da bu belirleyecek. Y'yi de 3 artı t çarpı 2 ya da 2 t olarak yazabilirim. İlk denklemi eksi 2 t olarak baştan yazayım. Y'de 2 t artı 3'e eşit. Parametrik denklemlerle ilgili videoları izlediyseniz buradakinin bu doğrunun klasik parametrik tanımlarından biri olduğunu anlamışsınızdır. Bu noktada bile hala bunun bir zaman kaybı olduğunu düşünenlerinizin olduğunu biliyorum. Tüm bu kümeleri tanımlamak, sonra bir de bunlarla uğraşmamız lazım, çok fazla zaman harcıyoruz diyor olabilirsiniz. Şimdi size hemen bir şey göstereceğim. Bunu daha önce de görmüş olabilirsiniz ama C1 derslerinizde görmediğinizden eminim. Elimizde iki nokta olduğunu düşünelim. Bu defa
Reküpteyiz. Vektörlerden biri bu olsun. Bunu P1 olarak adlandıracağım. Ne de olsa hepsinin konum vektörü olduklarını varsayıyoruz. 3 boyutlu olduğumuz için -1, 2 ve 7 olarak alalım. İkinci noktada reküpte olduğumuz için 3 koordinattan oluşacak. X, Y ve Z koordinatları bunların da 0, 3 ve 4 olduklarını düşünelim. Şimdi de reküpte yer alan ve bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulmak istediğimizi düşüneceğiz. Reküpte olduğumuzu da not edelim. Bu doğrunun denklemini ya da kümesini de L olarak adlandıralım. Eşittir. Bunlardan birini seçmemiz lazım. Mesela P1'i seçelim. Bunların vektör olduklarını da unutmamamız lazım. P1 vektörü artı bir parametre. Bunun için yine T'yi kullanacağım. T'nin parametrik denklemlerle ilk karşılaştığınızda öğrendiğiniz şeylerden biri olan zaman olduğunu düşünebilirsiniz. T çarpı vektörlerin farkı. Yazıyorum çarpı P1 eksi P2. Burada vektörlerin hangisinin önce yazıldığının bir önemi yok. Evet, P1 eksi P2. P2 eksi P1 de olabilir çünkü buradaki parametre herhangi bir değeri alabiliyor zaten. T'nin reel bir sayı olduğunu da yine ekleyelim. Şimdi de buradaki sayıları kullanalım. P1 eksi P2'nin sonucu, evet, P1 eksi P2 eşittir. -1 eksi 0'dan -1, 2 eksi 3'ten -1 ve 7 eksi 4'ten 3. Burası bu vektöre eşit. Doğruyu bir vektörler kümesi olarak tanımlayabiliriz. Standart formda çizildiklerinde bu konum vektörlerine karşılık gelecekler. -1, 2, 7. Buraya P2'yi de yazabilirdik. Artı T çarpı -1, -1, 3 ve T1 reel sayı. Sizi bu da tatmin etmemiş olabilir ve böyle bir şeyi 3 boyutta nasıl çizeceğinizi, x, y ve z'nin nerede olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. X, y ve z açısından düşünmek isterseniz, bu da z ekseni olsun. Evet, bu x ve bu da hemen çiziyorum. Y ekseni olsun. Evet, y ekseni de bu şekilde olacak. Şimdi x koordinatını bu terimler belirleyecek. Yazıyorum. X eşittir -1. Aynı renkleri kullanayım. Artı -1 çarpı t. Evet, bu x koordinatımız. Y koordinatını da bunlar belirleyecek. Çünkü bunlar y koordinatları. Y eşittir 2 artı -1 çarpı t. Ve son olarak z koordinatını belirleyen terimler de bunlar. Bu yüzden de z koordinatını da 7 artı 3t olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane parametrik denklem elde ettik. R karede parametrik bir denklem elde etmiştik ama cebir dersinde x türünden bir y elde etmeyi görmüştük. Yani parametrik denklemlerle çalışmıyorduk. R küpte olduğumuzda ise bir doğruyu tanımlamanın tek yolu parametrik denklemlerden geçer. Sadece x, y ve z'lerden oluşan bir denklemimiz olursa, mesela x artı y artı z'nin herhangi bir sayıya eşit olduğunu düşünelim. Evet, bu bir doğru belirtmez. Bu detaylara rekübden bahsettiğimizde gireceğiz ama bilin ki bu bir düzlem belirtir. 3 boyutta bir doğru ya da bir eğri tanımlamanın tek yolu, başka bir deyişle 3 boyutta bir yolu tanımlamak istersem parametrik bir denklem kullanmak zorundayım. Ya da yine 3 boyutta bir top atarsam ve top düz bir doğru üzerinde hareket ederse bu doğru da ancak parametrik bir denklemle tanımlanabilir. Bunların 3 boyuttaki bir doğrunun denklemleri olduğunu da düşünebilirsiniz. Pekala, umarım sizin de hoşunuza gitmiş, hatta ilginizi çekmiştir. Bu sayede doğrusal cebirin daha önce görmediğiniz soruları çözüp, yine daha önce görmediğiniz bazı durumlara da açıklık getireceğini görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Ayrıca burada sadece 3 koordinat olması gibi bir şey de söz konusu değil. İsterseniz bunu 15 boyutla da yapabilirsiniz. Görsel olarak hayal bile edemeyeceğimiz 15 boyutta bir doğruyu ya da 15 boyutta iki noktayı birleştiren vektör kümesini tanımlamak için bile bunu kullanabiliriz.